Etik dersi birinci ünite özeti. Etik nedir? Etik sözcüğünün kökeni ve anlamı. Etik sözcüğü köken olarak eski Yunanca bir sözcük olan, etos, sözcüğünden gelir. Etosun çoğulu olan, ethe, en eski anlamıyla söylenirse, canlı bir varlığın, mekanı, hep gittiği, sığındığı yer, anlamına, gelmektedir. Kökenindeki anlama bakımından, karakter, veya, huy, demek olan, etik, sözcüğü aslında kişiye bağlı, Kişiyle ilgili bir durumu, ona özgü olan bir yanı ifade etmektedir. Böyle dendiği zaman da o kişinin, o insanın huyu, yapısı, etik karakteri söz konusu edilmektedir. Çoğul anlamıyla etos sözcüğü her ne kadar bir grubun, bir topluluğun yaşama biçimini de ifade edebilecek şekilde anlaşılmaya açık ise de, kökeni bakımından etik sözcüğünün asıl anlamı kişiyle ilgilidir ve bugün etik dendiğinde onu tam ve doğru olarak ifade eden anlamı da budur etik ve ahlak, etik terimi, bir bilgi alanını adlandırmaktadır. Bu alan, felsefenin ilk ve temel alanlarından birisidir. Ahlak terimi ise, tarihsel ve toplumsal nitelikli bir olguyu adlandırmaktadır. Ahlak bir olgudur ve geniş anlamda söylenirse, insanın toplumsal yanıyla ilişkili bir olgudur. Etikle ilgisi bakımından onun, yalnızca olgu olma özelliğine dikkat etmek gerekir. Bu ana özelliğiyle ahlak, filozofun kurup var etmediği, toplumda kendiliğinden var olan ama filozofun yalnızca bu nedir diye sorabileceği bir gerçeklik olgusudur. Bu soruyu sorabilmek ise etik alanının bilgisiyle olur. Demek ki ahlak olgusal nitelikli bir var olandır, etik ise bilgisel niteliklidir. Etik bir bilgi dalıdır. Ahlak ise bizi her yandan kuşatan toplumsal nitelikli bir olgudur. Dış dünyada var olan, çeşitli normlardan, buyruklardan, yasaklardan oluşmuş bir olgudur ve, hep bir grubun, bir topluluğun ahlakı olarak karşımıza çıkar. Ahlak, yere ve zamana bağlı şekilde değişen ve geçerli olduğu toplumda yaptırım gücüne sahip, çeşitli değer yargıları sistemleri, olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda ahlak, hep belirli bir topluluğun ahlakıdır veya ondan kaynaklanır. Etiğin temel soruları, insan ve yaşamla ilgili her konu ve sorun etiğin kapsamına girmektedir. Etiğin felsefenin temel alanlarından biri olması bundan dolayıdır. Eski çağdan günümüze uzanan tarihinde etik, tarihsel dönemlere bağlı şekilde çeşitlenen farklı türden soruları ele almıştır. Etiğin başlangıcında başlıca iki tür sorun üzerinde durulmuştur: doğru, iyi ve bunlardan gelen Mutlu bir yaşam elde edebilmek için gereken bilginin koşullarının ve kişinin herhangi bir koşulda doğru olanın ne olduğunu bulabilmesi ve kendi bilgisine dayanarak eylemlerde bulunabilmesi için gereken bilginin koşullarının ne olduğu? Özellikle etiğin yeniden canlandırıldığı 18. yüzyılda doğal olarak yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara bağlı olarak da yeni kavramlar ortaya atılmıştır. Acı çekme, kıskanma gibi duygu ve yaşantılar, seçme veya karar verme gibi edimler, kişiler, kişilik yapıları, kişi bütünlükleri ve kişiler arası ilişkiler, bu ilişkilerde takınılan tavırlar, gösterilen tutumlar, alınan kararlar, gerçekleştirilen eylemler hem insan bilimlerinin hem de etiğin ele aldığı konulardır. Günümüzde etiğin ele aldığı sorular çok daha çeşitlenmiştir. Bunda hem uygulamalı etik çalışmalarının artması hem de bugünkü dünyada yaşamla ilgili sorunların artması etkili olmuştur. Örnek vermek gerekirse, ötanazi, kürtaj, ölme hakkı, organ verme, organ ticareti gibi durumlar, yapay zeka, teknoloji, gen teknolojisi, nanoteknoloji ve nöroloji alanındaki çalışmalar etiğin sorgulama alanına girmektedir. Buna ek olarak, teknoloji sorunlarından dolayı ortaya çıkan çevre etiği toprak etiği, gibi yeni etik çeşitleri vardır. Ayrıca, mesleklerle ilgili etik sorunlardan dolayı ortaya çıkan çok sayıdaki meslek etiklerini de bunlara eklemek gerekir. Etiğin bugün çok sayıda ve çeşitli konulara yönelmesi, çeşitli etiklerden ve meslek etiklerinden söz edilmesi sonucunu getirmiştir. Böyle olmakla birlikte etiğin ana konusunun eylemler ve kişiler arası ilişkilerde olup bitenler olduğunu gözden kaçırmamak, Başka deyişle etiğin aslında felsefi etik olduğunu unutmamak gerekir. Etiğin önemi, felsefenin en temel alanlarından biri olmakla birlikte etik felsefe tarihinin her döneminde aynı derecede önemli sayılmamıştır. En parlak dönemi olan eski çağdan sonra uzun bir süre, yaklaşık 18 100 yıla kadar geri planda kalmış, hatta neredeyse unutulmuş bir alandır. Ancak insan var oldukça insan ilişkileri ve eylemleri de var olacaktır hep. Nitekim Rönesans'ta bilindiği gibi insanın yeniden kendine yönelmesiyle, kendinden yola çıkan bilme çabasıyla başlayan bir kıpırdanmayla etiğin yeniden önem kazanmaya başladığını görmekteyiz. Francis Bacon 1561 ila 1626, René Descartes 1596 ila 1650, Barak Spinoza, 1632 ila 1677, yeni çağda etiğin tekrar önem kazanması yönünde katkı sağlayan düşünürlerdir. Günümüzde etik, felsefenin öncelikli bir alanı haline gelmiştir. Bugün hem felsefede hem de diğer bilgi alanlarında çoğu düşünürün ve araştırmacının yakından ilgilendiği bir alandır. Ayrıca günlük yaşamda da etikten sıkça söz edilmektedir. Çünkü etik, insan ve yaşamla doğrudan ilişkili bir bilgi dalıdır. İnsanı, insanların eylemlerini, tutumlarını, kararlarını ve bunlardan oluşan insan dünyasını felsefi bir bakışla ele almak kaçınılmaz bir gereksinimdir. İnsana ve insanla ilgili sorunlara doğru bir açıdan yaklaşmak gereklidir. Etiğin, Felsefenin dört temel alanı arasında insanın kendisiyle doğrudan ilişkili olması nedeniyle diğer alanlar, bilgi, varlık, mantık arasında özel bir önemi vardır. Etiğin yeniden doğuşu ve gelişimi konusunda asıl dönüm noktası Almanya'da Immanuel Kant'ın, 1724 ila 1801, çalışmalarıyla olmuştur. İnsanın etik varlık olma durumunu Kant, şu sözleriyle özlü şekilde dile getirmektedir, iki şey, üzerlerine sık sık eğilip ısrarla düşünülürse, insanın ruhsal yapısını hep yeni, hep artan bir hayranlık ve korkunç bir saygıyla dolduruyor, üzerindeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlak yasası. Her ikisini, karanlıklarda gizlenmiş ya da benim ufkumun ötesinde aşkın alanda imişlercesine aramama ve sırf tahmin etmeme gerek yok, onları önümde görüyorum ve doğrudan doğruya benim kendi varoluşumun bilincine bağlıyorum, 1999 bölü 174. Bu noktada etik sözcüğünün çoğul biçimindeki anlamına yeniden dönersek, bir canlının barındığı ortam olarak etik, insanın var olma, yaşama ortamıdır ve bu durum sırf insana özgüdür. İşte bu ortamda olan bitenlerin bilgisini aramak etiğin işidir. Etik dersi ikinci ünite özeti. Etik tarihinde ana yaklaşımlar, mutluluğu ve hazzı temel alan yaklaşım. İnsan bütün davranışlarında iyiye ulaşmak ister. İnsan için iyi, amaçtır, kötü ise kaçınılacak şeydir. İnsanın istediği şeyler içinde mutluluk, en önemli amaçlardan birisidir. Bundan dolayıdır ki filozoflar iyi ve mutlu yaşamın nasıl olabileceği üzerinde durmuşlardır. Mutluluk sorununu ilk ele alan filozof Demokritos'tur, M. Ö 460 bölü 70 eksi 370. Demokritos'a göre mutluluk yüzeysel bir haz duyma veya iyi hissetme durumu değildir. Ruhum sürekli iyi durumda olma halidir ve bu mutluluğa ulaşmanın yolu kesintisiz bir iç dinginliğine, huzura ve esenliğe sahip olmaktan geçer. Bütün bunlar için yapılacak en önemli şey ise aklı ve düşünme gücünü geliştirmektir. Demokritos haz derken duyusal hazdan çok düşünsel hazza önem vermiştir. Mutluluk, kaba ve gelişi güzel hazza değil, ruhun iyi durumda ya, olmasına bağlıdır. Demokritos'a göre, mutluluk için gereken hazzı anlık ve gelip geçici şeylerde değil, ölümlü olmayan şeylerde aramak gerekir. Kendi ifadesiyle, büyük hazlar, güzel eserlerin temaşasından doğarlar. Kranz 1984 73 Bu durumda, mutluluk hazla ilgili olmakla birlikte mutlu yaşam için hazdan daha öncelikli bir ilke vardır. Bu ilke ölçülülüktür. İnsan ruhunun sarsılmaması için ölçülülük gereklidir. Ölçülülük, kendiliğinden hazır bulunan bir ilke değil, akıl ile elde edilecek, çaba gerektiren bir ilkedir. İnsanın düşünme özelliğinin yanı sıra isteme özelliği de vardır. İnsan doğal olarak hazza yönelir ve bu hazzı isteme konusunda ölçülü olmazsa yanlışa ve aşırılıklara düşer. Duyusal hazlar çekici ama kalıcı değildir. Bundan dolayıdır ki ruhu kolayca aşırılıklara götürür, onu sarsar ve dinginliğini bozar. İnsanın ölçülülüğü bilmesini ve bulmasını sağlayacak olan yanı da düşünme yetkisi, yani akıldır. Akıllı olmak, elinde olanın değerini bilmeyi ve bundan sevinç duymayı, elinde olmayan şeyleri isteyip bunların peşine düşme yanılgısından kurtulmayı sağlar. Felsefi söylemin gelişmesine katkı yapan Sofistler, etik tarihi ile ilgili bir görüş ortaya koymamıştır. Ancak ortaya attıkları görüş, hazcılığın ve faydacılığın doğup gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Sofistler, erdem üzerinde durmuş, iyi yurttaş olmanın ancak erdem sahibi olmakla mümkün olacağını savunmuşlardır. Önde gelen sofistlerden Protogoas, her bir şey bana nasıl görünürse benim için böyledir, sana nasıl görünürse yine senin için öyledir, diyerek her şeyin ölçüsünün insan olduğunu savunmuştur. Mutlu yaşamak için hazrı temel alan yaklaşımın ilk örneği Aristipos'un kurduğu Sokratesçe okullardan KYRN okuludur. Bu okula göre yaşamda haz, başlı başına bir amaçtır. Haz iyidir. Her şey haz verdikleri ölçüde iyidir. Epikuros da M. Ö341 ila 270 hazı, yaşamda ana amaç olarak görür. Epikuros'un hazcılığının KYRN okulunun ve Aristippos'un haz anlayışından farkı, hazın iyi olduğunu düşünmesi ve her türlü hazza yönelmemesidir. Epikoros için haz acısızlık durumudur. Etik tarihinde ortaçağ Hazı ve buna bağlı mutluluğu temel alan yaklaşımın hiç benimsenmediği bir dönem olmuştur. Yeni Çağ'da ise toplumsal gereksinimlerle birlik hazza dayalı mutluluğu temel olan yaklaşım canlanmıştır ve yeni bir biçim kazanarak faydacılığın oluşumunda etkili olmuştur. Erdemi temel alan yaklaşım. Bu yaklaşımın en önemli temsilcilerinden Sokrates, Platon ve Aristoteles etik sorunları ele alırken erdeme öncelik vermişlerdir. Hazza tamamen karşı çıkmazlar. Mutlu bir yaşam için erdemin ne olduğunun bilinmesi gerektiğini öne sürerler. Onlara göre erdemin ve ölçülülüğün ne olduğu bilinmeden hazza yönelmek insanı hatalara ve mutsuzluğa götürebilir. Etik tarihinde iyi ya da mutlu yaşamın ve doğru eylemin bilgiyle olan ilişkisini doğrudan ele alan ilk filozof Sokrates'tir. Sokrates'e göre erdemi bilmek gereklidir. Çünkü doğru olanı yapmak, adil olabilmek ya da iyi yaşamak için erdemin bilgisi gerekir. Sokrates mutlu yaşam için hazzı temel alan yaklaşımlarına karşı çıkar. Sokratesçi okullar da, K. Yeynik okulu, bu yaklaşımı benimser. Sokrates'in öğrencisi olan Platon da doğru ve adil olabilmek ve iyi, mutlu yaşamak için erdemi temel almış, erdemin ne olduğunu detaylı bir şekilde soruşturmuştur. Erdem'i temel alan yaklaşımı temsil eden bir diğer önemli filozof Aristoteles, Erdem'in huyular olduğunu, ruhun huyları veya özellikleri ama övülen özellikleri olduğunu belirtmiş, Erdemleri, düşünce erdemleri, dianoetikay ve karakter erdemleri veya etik erdemler, etikaya irtai olmak üzere ayırmıştır. Erdem'i temel alan yaklaşımın eski çağda son temsilcisi Stoa okuludur. Stoa okulu, Platon ve Aristoteles'in etik görüşlerini esas almıştır. Faydayı temel alan yaklaşım, bu yaklaşımın temelleri Jeremy Bentham tarafından atılmıştır. Daha sonra James Mill ve John Stuart Mill tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşımın, eski çağda K.Y.R.N. okulunda görülen haz ve hazza bağlı mutluluk düşüncesine ve sofistlerin erdem anlayışına dayandığı söylenebilir. Bu yaklaşımın yanıtlamak istediği ana soruşudur. Eylemlerimizin değerini belirleyen ölçü ne olmalıdır? Bu yaklaşıma göre bir eylemin değeri sağladığı fayda ile belirlenir. Bir eylemi uygun veya doğru kılan şey, o eylemin olabildiğince çok sayıda insan için en yüksek düzeyde mutluluk sağlıyor olmasıdır. James Mill fayda kavramının insan eylemlerinin değerinin sağladıkları fayda ile ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Mille göre bu kavramı doğru anlamak ve önemsemek gereklidir. Çünkü iyinin ne olduğunun belirlenmesi için eski çağdan beri çaba gösterilmiş ama bu kavram hakkında o gün söylenenden daha öte ve daha açık bir şey ortaya konamamıştır. Bundan dolayı Mill, eylemlerimizin doğruluğunu bize verdikleri mutlulukla ölçmenin uygun olduğunu ileri süren faydacılığı benimsemiş ve iyinin ne olduğunu bilmek için de en yüksek mutluluğu ölçü saymayı bir çıkış yolu olarak görmüştür. Böylece faydacı anlayışa göre bir eylem, sağladığı fayda ölçüsünde iyi ya da doğru olur. Eylemin değeri için fayda dışında bir ölçüt aramaya da gerek yoktur. Metaetik yaklaşım. Bu yaklaşım 20. Yüzyılda yeni felsefe arayışları içerisinde kendi göstermiş bir yaklaşımdır. Dönemin gereksinimlerinden kaynaklanan bu yönelimde felsefe kendini yeniden konumlandırma, yeniden kurma çabasına girmiştir. Felsefeyi yeniden kurma çabasına genel olarak yeni bir anlayış getirmiştir. Felsefenin neyi ya da neleri bilme konusu yapabileceği ile ilgili yeni felsefe arayışında etiğin bir bilgi alanı olma durumu da sorgulama konusu yapılmıştır. Bu sorgulamada bir grup felsefeci etiğin bir bilgi alanı olmadığını ve olamayacağını, dolayısıyla felsefe dışında tutulması gerektiğini savunmuşlardır. Bu düşünceyi savunan düşünürler arasında öne çıkan isimler he Rayşemba, E. J. Ayer ve R. Karnaptır. Bu düşünürler benimsedikleri yeni felsefe anlayışı içinde etik önermelerin bilgi önermeleri olmadıklarını, bunların yalnızca bilgi, duygu ifadeleri veya buyruk yargıları olduklarını göstermeye çalışmışlardır. Bu durumda etikten doğrulanabilen veya yanlışlanabilen bilgi önermeleri ortaya koymasını beklemek boşunadır. Metaetik, etik tarihinde alışıla gelmiş sorulara doğrudan doğruya yönelmez. Çünkü bu yaklaşımın dayandığı felsefe anlayışı, felsefeyi bir, konu, bir, üst dil, bir, meta, etkinlik veya, meta, düşünme işi olarak görmektedir. Bu durumda etik iyi, doğru, erdemli, mutlu ve yaşam gibi yaşama dünyasıyla ilgili soruları araştıran bir alan olamaz eylemler bakımından doğrunun veya yanlışın, iyinin veya kötünün ne olduğu gibi sorularla uğraşmak bizi, metafizik veya anlamsız önermeler ortaya koymaya götürür. Bu durumda metaetiğin yapabileceği şey etik ve ahlakla ilgili kavramların ve kuralların dile getirilmiş düşüncelerin, gereklilik bildiren ifadelerin dilce anlamlarını ve temellerini araştırmak, temellendirilebilirlikleri üzerinde durmaktır. Sonuç olarak metaetik yaklaşım etik soruları, çözümleyici ve eleştirel bir bakışla ele alır. Metaetik yaklaşım 20 yüzyılda etiğin gelişimine etik sorunların yeniden gündeme alınması ve bu sorunların tartışmaya açılması yönünde katkı getirdiği söylenebilir. Etik dersi 3. ünite özeti. Eski çağda etik, giriş. Eski çağ, uygarlık tarihi bakımından insanlığın geniş ve kapsamlı bir dönemini ifade eder. Eski Mısır, Çin ve Hint uygarlıkları ilk akla gelen örneklerdir. İnsanın yaklaşık 40 bin yıl önce bu gezegende görüldüğü söylendiği halde, uygarlık döneminin yaklaşık 15 bin yıl önce başladığından söz edilmektedir. Felsefi düşünmenin M. Ö. Yaklaşık 6. 100 yıldan, yani 2600 yıldan beri var olduğu göz önüne alınırsa, uygarlık tarihinde felsefenin ancak son zamanlarda ortaya çıktığı görülmektedir. Felsefi düşünüşün doğup geliştiği bu evrede etik, kısa bir zaman içinde hızlı bir gelişme göstermiştir. M. Ö. 5. Yüzyılda sofistlerin felsefede asıl araştırma konusu olarak insan ve toplum sorunlarına yönelmeleriyle başlayan hareket, bu gelişimin yolunu açmıştır. Sofistlerin içinde yetişen Sokrates, bu konuda ilk önemli adımı atan filozoftur. Daha sonra öğrencisi Platon ve ardından da onun öğrencisi Aristoteles, eski çağda etiği bir bilgi alanı olarak yüksek bir gelişme noktasına taşımışlardır. Sokrates ve Sokratesçi okullar Sokrates'in babası Sofroniskos heykeltıraştı, annesi Fanarete ebeydi. Babasından yontu sanatını öğrendi. Akropolis'in girişinde bulunan üç birek tanrıçasını, üç güzelleri gösteren heykel kümesine onun yaptığı söylenmektedir. Sokrates, felsefeyi gökten alıp yeryüzüne indirmiş onu kentlere ve evlere taşımış, böylece yaşamla, alışkanlıklarla, iyi ve kötüyle ilgili araştırmalar için gerekli hale getirmiştir. Günlük yaşamın içinde felsefe yapan Sokrates, iyi ve mutlu yaşam için erdemi bilmenin önemini vurgulamıştır. Sokrates'e göre, bilinmeyen bir şeyi araştırmak ve ona ilişkin bir bilgi ortaya koymak olanaklıdır. Bundan dolayı, iyinin ne olduğunu araştırmak ve bu konuda bir bilgiye varmak mümkündür. Burada Sokrates için asıl araştırma konusu erdemdir. İyi ve mutlu yaşam için erdem gereklidir. Ama erdemin ne olduğunu bilmeden, onun bilgisini edinmeden erdemli olmak mümkün görünmemektedir. Sokrates bilgiye önem vermiştir. Çünkü insan için en büyük kötülüğün bilgisizlik olduğunu biliyordu. Sokrates'e göre kimse bilerek kötülük yapmaz, kötülük bilgisizlikten ileri gelir. Ona göre bildiğini sanmak da bilgisizliktir. İnsan bilgisi ya da erdemi sayesinde kötü olanın farkına varır. Kişileri dinginliğe, uyuma ve dengeye, dolayısıyla mutlu yaşamaya götüren şey de bu bilgiyle eylemde bulunmak ve böyle eylemde bulunmayı huy edinmektir. Bu bilgiye ulaşabilmek de belirli bir eğitimle olur. Sokrates, iyi ve mutlu yaşam için şu ilkelere uymanın uygun olduğunu düşünmüştür. Ölçülü olmak, alçak gönüllü olmak, dost edinmek, toplum işleriyle ilgilenmek, yasalara uymak. Sokrates'in kendisi bir okul kurmamıştır ama öğrencileri tarafından dört tane okul kurulmuştur. Bunlar Megara Okulu, Elis Eretria Okulu, KYRN Okulu ve KYNIK Okuldur. Euclides'in kurduğu Megara Okulu ve Feydon'un kurduğu Elis Eretria Okulu küçük okullardır. Sokrates'in düşüncelerini sürdürme ilimleri bakımından daha etkili olan KYRN Okulu ve KYNIK Okul öne çıkmıştır. Platon, Platon hem anne hem de baba tarafından soylu bir aileden gelmiştir. Edebiyata ve felsefeye yakın ilgi gösterilen bir ortamda yetişmiş, beden eğitimi dersi almıştır. Asıl adı Aristokles'tir. Geniş omuzlu anlamına gelen Platon adı sonradan verilmiştir. Felsefe tarihinde Platon dendiğinde genellikle ilk akla gelen kavram Sonrası için pek çok tartışmaya zemin hazırlamış ve Platon'un düşüncelerinin farklı yorumlarına yol açmış olan idea kavramından dolayı onun etik alanındaki yeri üzerinde yeterince durulmamaktadır. Platon'un çalışmalarında iyi ve mutlu bir yaşamın olanağını sunabilecek bir devlet tasarlamak öncelikli bir konu olarak kendini göstermiştir. Platon'un en önemli eseri sayılabilecek olan Devlet adlı kitabı İnsan dünyasının önemli bir sorun alanı olan siyaset sorunlarının temelindeki etik sorunları ele alan bir çalışmanın ürünüdür. Dolayısıyla Platon'un Devlet adlı eserini etik sorunları ele alan bir etik ve insan felsefesi çalışması olarak değerlendirmek mümkündür. Platon'un etik görüşünde şu beş nokta önemlidir. Erdem, adalet, insanın ya da ruhun yapısı, iyi İdeası, siyaset ya da devlet. Platon her ne kadar Menon'da, Erdem'in öğretilip, öğretilemeyeceği, sorusunu açık bırakmışsa da, devlette ve yasalarda, Nomoi, Erdem'in öğretilebilir olduğunu düşündüğü görülmektedir. Platon'a göre Erdem, kişilerin yatkınlığına göre öğretilebilirdir. Platon A, a göre dört tane ana Erdem vardır. Bunlar bilgelik, cesaret veya yiğitlik, ölçülülük, adalettir. Bunların her birinin ne ifade ettiğini ilkin bir sitede, bir yönetim topluluğunda adaletin ne olduğunu, nasıl gerçekleşebileceğini saptamak yoluyla belirler. Bir sitede bulunan başlıca üç sınıfın her birinin erdemi farklıdır. Bilgelik, yöneten kesimin erdemidir. Cesaret ya da yiğitlik, koruyucu kesimin erdemidir. Ölçülülük, ilk ikisinden farklı olarak daha genel, yani aynı zamanda her kesimi de kapsamakla birlikte, üreten kesimin erdemidir. Adalet ise bu üç erdemin gerçekleşme koşulu olan ve bütün sınıflarla ilgili olan bir erdemdir. Sitenin erdemleri olarak bu erdemlerin her birinin özelliği nedir acaba? Sitenin, yönetimin ilk erdemi bilgelik, doğru, uygun ve isabetli kararlar alabilmek için gereken bilgiyi ifade eder. Aristoteles. Aristoteles Makedonya kralı Amintas'ın özel hekimi olan Nikomakos'un oğludur. Bundan dolayı deneye dayalı araştırmalarla çok erken yaşta tanıştı. 18 yaşında Platon'un okuluna, Akademi'ye girdi, Platon'un ölümüne kadar burada kaldı. Platon'dan farklı bir hareket noktası olmakla birlikte, hocasına karşı saygı ve bağlılık gösteren bir tutum içinde olmuştur. Platon'a ithaf ettiği bir çalışmasında hocasını, kötü insanların övme hakkına bile sahip bulunmadığı, hayatıyla ve öğretileriyle aynı zamanda nasıl mutlu ve iyi olunacağını göstermiş, bir kişi olarak tanıtmıştır. Sokrates ve Platon'dan sonra eski çağda felsefeyi doğruğa çıkaran Aristoteles, kendinden önceki felsefi çalışmaları ve bilgi birikimini çok iyi özümsemiştir. Felsefeye yaptığı asıl katkı, felsefenin temel dallarının sorunlarını sistematik şekilde işlemiş olmasında kendini göstermektedir. Kendinden önce biraz dağınık şekilde ele alınan felsefe sorunlarını toplamış, birbirleriyle olan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak bu sorunların alanlarını belirlemiş ve her birini kendi alanı içinde araştırmıştır. Aristoteles etik soruşturmalarının başında insan yaşamında aranan ve bilgisi yaşam için büyük önem taşıyan kendisi için istenen Başka şeylerinde onun için istendiği bu amacın siyaset işi olduğunu belirtir. Siyaset bu amaçla ilgisi bakımından en önemli etkinliktir. Çünkü siyaset özünde insan için iyi olanı amaçlamaktadır. Aristoteles'e göre mutluluk ya da iyi ruhun erdeme uygun etkinliğidir. Hem Platon hem Aristoteles'in özgün yaklaşımı İnsan dünyasının önemli bir sorun alanı olarak kendini gösteren siyaset alanındaki sorunların temelinde etik sorunların bulunduğunu görmemizi sağlamaktadır. Stoa Okulu ve Epikoros Okulu Stoa Okulu'nun kurucusu Kıbrıslı Zenon'dur. Stoa Okulu'nun etik görüşünü belirleyici olan teorik temel, bu okulun doğa anlayışıdır. İnsandaki akıl, logos, beden ve ruha bağlı bir akıldır, düşünmedir. Herakleitos'un varlık anlayışının temelinde yer alan ve başka bir dile çevrilemeyen logos sözcüğü söz, düşünme, akıl, oran, ölçü gibi çok anlamlı bir sözcüktür. Bir doğa varlığı olması nedeniyle insan bir yandan etik varlıktır. Çünkü insan hem bedensel hem de ruhsal yönünden gelen etkiler nedeniyle eylemlerinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. İnsanda hem akılla ilgili hem de akıl dışı İTKY ve ilimler vardır. Bütün itkilerimiz, eğilimlerimiz iyi ve kötüyle bağlantı içindedir. Erdemli kişinin boş gururu, kibri, kendini beğenmişliği, öfkesi yoktur. Bedeni ve ruhuyla birlikte doğaya ait bir varlık olan insanın iç dünyasının, iç yaşamının birliğini kuran ve onu ayakta tutan şey düşünmesidir. Stoalılar dört temel erdem belirlemişlerdir. İyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayırt etme bilgisi olan bilgelik, Pronosis, Tukohvı, borçlu olunanı verme, bilgisi olan adalet, Dikeosin, Dileikvio, yapılması gereken ile kaçınılması gerekeni ayırt etme bilgisi olan yiğitlik, Andrea, Fodfuya, kendini yenme ve ölçülü olma bilgisi olan ölçülülük, Sofrosin, Wu, Tivio. Stoalılara göre erdemler birbiriyle ilişkili ve bütünlük içindedir. Erdemli bir eylemin içinde bütün erdemler vardır. Bir eylemin erdemli olabilmesi için kendinde iyi olması yetmez yalnızca. Bu eylemin aynı zamanda iyi istemekten doğması gerekir. Eylemler ahlak yasasına uygunsa ödevi yerine getirmiştir. Bir kişide erdemler ya bütün olarak vardır ya da hiç yoktur. Stoa okulunda iyinin ölçüsü başka şeyden dolayı değil yalnız kendisi için iyi olmadır. Başka şeyden dolayı iyi olan bir şey iyi değildir. Başka şeyden dolayı kötü olan da kötü değildir. Örneğin sağlık, zenginlik, ün, mevki gibi şeylerin kendileri iyi değildir. Aynı şekilde yoksulluk, hastalık, zayıflık, ölüm gibi şeylerin kendileri kötü değildir. Başka şeylerden dolayı iyi ya da kötü olan şeyler aslında ne iyidirler ne de kötüdürler bunlar, değer, olma bakımından kayıtsız kalınacak şeylerdir. Haz da asla iyi olabilecek bir şey değildir ve yaşamda amaç olarak görülmesi yanıltıcıdır. Bu durumda insan için yalnızca erdem iyidir. Eski çağda Heleistik dönemde yer alan diğer önemli bir felsefe okulu Epikoros'un okuludur. Sisam'da doğmuş olan Epikoros, felsefeye 14 yaşında başlamış, 18 yaşında Atina'da Platoncu filozoflardan, daha sonra da Kolofon'da Atomcu Nauzi Feins'ten ders almıştır. M. Ö. 310 yılında Maitlene'de kurduğu okulunu 306 yılında Atina'ya taşımıştır. Epikoros'un okulu, bahçe, anlamına gelen Kepos adlı bir yerde olduğundan, kadınların ve kölelerin de içinde bulunduğu izleyicilerine, bahçe filozofları, denmiştir geniş çevresinde çok sevilen ve sayılan, sağlığında olduğu kadar ölümünden sonra da büyük saygı gören önder bir filozof olmuştur. Epikoros Demokritos'un geliştirdiği atomculuğa dayanarak benimsediği doğa anlayışından hareketle etik düşüncelerini ortaya koymuştur. Felsefenin amacını, insanın dinginliğe ve mutluluğa ulaşmasına yardımcı olmak olarak gören Epikoros, teorik araştırma olan doğa bilgisini bu amaca katkı verdiği oranda önemli bulur. Bunun dışında matematik ve gramer çalışmaları, tarih araştırmaları, diyalektik, tanımlama, kanıtlama gibi çalışmalar insanın iyi ve mutlu yaşaması konusunda hiçbir şey katmazlar. Bundan dolayı asıl işi yaşama hizmet etmek olan felsefenin üç alanından etik önem bakımından ilk sırada yer alır. Diğer iki alandan mantık, kanonik fizik alanına, fizikte etik alanına hizmet eder. Mutlu ve huzurlu yaşamanın karşısındaki en büyük engeli ve onu aşma yolunu böyle belirleyen Epikoros da, okulu gibi, hazzın iyi olduğunu düşünür, iyi yaşam, mutlu yaşam için hazzı amaç olarak görür. Ancak, onun haz anlayışı KYRN okulunun anlayışından farklıdır. Epikoros'un hazdan anladığı şey acısızlık durumudur ve bunu şöyle ifade etmiştir, hazzın büyüklüğünün son sınırı, bütün acı veren şeylerin ortadan kalkmasıdır. Etik dersi 4. ünite özeti. 18 ve 19. yüzyıllarda etik. Giriş. 18. Yüzyıl, önce İngiltere'de başlayıp ardından Fransa ve daha sonra da Almanya'da görülen düşünce hareketlerinden dolayı Aydınlanma dönemi veya felsefe yüzyılı olarak adlandırılan bir dönemdir. Bunun nedeni 18. Yüzyıl'da ilkin İngiltere'de başlayıp daha sonra Fransa'da ve ardından da Almanya'da görülen düşünce hareketidir. Bu hareket, insanın dünya ile bağını yeni bir varlık, insan ve dünya anlayışıyla oluşturma amacını taşımaktadır. Aydınlanmanın insan için önemini en iyi şekilde dile getiren filozof Immanuel Kant'tır. Kant'a göre aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. 1784 Francis Bacon, 1561 ila 1626, etik sorunların dinden bağımsız bir şekilde ele alınması yönünde adım atmıştır. Bacon, etikte araştırılan, iyinin bu dünyaya ait olduğunu belirtmiş, dinde aranan, iyinin bu dünyadan kopuk oluşuna dikkati çekerek, ahlaklı, olmanın koşulunun din olmadığını ifade etmiştir. Bacon insanla ilgili, iyinin araştırılmasının doğru olduğunu savunmuş ve, iyinin toplumun bütünüyle olan ilişkisine dikkat çekmiştir. Thomas Hobbes, 1588 ila 1679, insan dünyasının siyasetle ilgili sorunlarına öncelik vermiştir. Hobbes'in etik sorunlara bakış şeklini belirleyen, doğal insan, düşüncesine dayalı insan anlayışıdır. Hobbes'e göre insanın tüm eylemlerini yöneten ilke, kendini koruma ve sevme içgüdüsüdür, doğal yapısı gereği bencil olan insan, yalnızca kendini düşünür. Kendini koruma güdüsü, başkalarıyla ilişki durumunda tehdit ve tehlike oluşturur, savaş durumuna yol açar. Hobbes, insanın etik yönünün ne olduğunu belirlemeye çalışmış ve Bacon gibi etiği dinden ayrı ele almıştır. John Locke, 1632 ila 1734, etik sorunları toplumsal ve hukuksal bakımdan ele almıştır. Hukuka uygun bir toplumsal düzenlemenin ve buna yardımcı olacak etik ilkelerin koşullarının akıl ve doğal yasa ile olabileceğini savunmaktadır. Locke, toplum kurallarının zorunlu ve genel geçer olmadıkları için toplumdan topluma değiştiğini ve uzlaşımsal olduğunu belirtmiştir. Etik sorunlarla ilgili yapılmış çalışmalar bugün akıl-duygu ikilemi denilen bir tartışmayı da beraberinde getirmiş olup bu tartışmalardan birisi İnsandaki etik boyutunun kaynağının akıl olduğunu söylerken, diğeri ise bu boyutun kaynağının duygu olduğunu savunmaktadır. Bernard de Mandeville, 1670 ila 1733, insanda onu başarıya götüren ve esas olan şeyin bencillik olduğunu savunan uç bir düşünceyi ortaya atmıştır. Mandeville'e göre etik, toplumun iyiliğine ve kültürün gelişmesine katkı sağlamaz bencillik, her türlü verimli eylemin kaynağı ve toplum yaşamının gelişmesini sağlayan bir unsurdur. Francis Hutchison ve Anthony Ashley Cooper, E.A.R.L. of Shaftesbury. 18. Yüzyılda etik sorunlarla ilgilenen filozoflar, insanda bulunan etik duyarlılığın temeli nedir, sorusuna cevap aramışlardır. Francis Hutchison ve Shaftesbury bunun temelinde bir duygunun olduğunu düşünmüşlerdir. Bu duygu, insanı iyiye, güzele ve doğruya yöneltir. Yine insanı etik sorunlara duyarlı yapan, iyi, iyi, kötüden ayırt edebilmeyi sağlayan ve insanda doğal olarak bulunan bu duygudur. Shaftesbury, Hobbes'un, kendini koruma ve sevme içgüdüsü, savına karşı çıkar. Ona göre kendini sevme iyilikten daha aşağıda duran bir eğilimdir. Shaftesbury İnsanda bulunan bu doğal özelliğin, uyumlu ve orantılı olan şeyleri tanıyıp, beğenmemizi sağlayan, estetik doy, g, uya, benzediğini düşünür. Şaftesbury'e göre, erdemli olan bir insan, bir sanatçı gibi iyi olanı güzelliğinden tanımaktadır. İnsanlarda doğal olarak bulunan bencil duygular gibi, özgeci, duygularda bulunmaktadır. Kendi başına ne iyi ne de kötü olabilen insan, toplum içinde yer alır bundan dolayı o daima başkasıyla birlikte vardır bunun için insan başkasının acısını ve hazzını kendinde duyar ve toplumun iyiliğini kendini sevmenin üstünde tutarak iyi olur özgecilik kişilerin eylemlerinde hiçbir çıkar beklemeksizin başkalarını gözeterek eylemde bulunmalarını benimseyen anlayıştır doğal yapısında bulunan özgeci ve bencil duygularını, yine doğal yapısında bulunan etik yanıyla kontrol eden insan erdemli olur. Şafteburi'nin bencil ve özgeci içgüdüler arasında kesin bir ayrım yapması, etik duyarlılığı sağlayan duy, g, uyu eylemlerin değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak kabul etmiş ve bir kişi için iyi olan ile herkes için iyi olan arasında bulduğu uyum, kendisinden sonra gelen filozofları önemli oranda etkilemiştir. Şeytizburi'nin bu düşüncelerini benimseyen haçasına, 1694 ila 1747, göre de eylemlerdeki istemeyi belirleyen şey akıl değil duygudur. Haçasına göre, insanda dış algı ve iç algının yanında üçüncü bir algılama türü olan etik duyu, etik duyarlılık, vardır. David Hume David Hume, 1711 ila 1776, ahlak algılarının anlama yetisinin işlemleri arasında değil, beğeniler ve duyular arasında sınıflandırılması gerektiğini belirtmiştir. Hume'a göre akıl, davranışların yönlendirilmesinde ve iyi olanla kötü olanın ayırt edilmesinde yeterli değildir. Hume'a göre akıl bizi eyleme sevk edemez. Bundan dolayı Hume, aklı ve duyguları birbirinden kesin olarak ayırır ve haçasınla aynı fikirde olduğunu belirtir. Erdemlerin ve kötülüklerin, övülen ve yerilen belli özellikler olduğunu savunan Hume erdemleri dörde ayırır. Toplumsal erdemler, iyilikseverlik ve adalet. Kendimize yararlı olan erdemler. Bize doğrudan doğruya hoş gelen özellikler olan erdemler. Başkalarına doğrudan doğruya hoş gelen özellikler olan erdemler. Hume'a göre, sempati, insan yapısında doğal olarak buluna çok güçlü bir duygudur ve bu duygu, genel olarak nesnelerle ilgili yargılarımız bakımından olduğu kadar, ahlak konusunda bir yargıda bulunurken de önemli bir etkiye sahiptir. Hume'un sempati duygusu ile birlikte düşündüğü bir diğer kavram da vicdandır. Hume, başkalarının eylemlerini sempati sayesinde toplumun iyiliğine yaptığı etkiyle tartma alışkanlığı sonucunda insanın kendi eylemlerini de genel iyiliğe yaptığı katkı ile ölçme alışkanlığı edindiğini, bu değerlendirmelerin toplamına da vicdan denildiğini belirtir. Vicdan bir grup üyesi olarak kişinin, benimsemiş olması gerektiğini düşündüğü, doğallıklarına inandığı belirli genel değer yargılarından ve bunların temelindeki kural ve ilkelerden kendisini sorumlu duyması anlamına gelen bilinç duygusudur. Immanuel Kant, 18. Yüzyılda felsefe tarihinde genel olarak felsefenin bütünü bakımından tam bir dönüm noktası olan Immanuel Kant, 1704 ila 1804, aynı zamanda etik tarihi bakımından da önemli bir dönüm noktasıdır. Kant'tan sonra felsefenin, Kant öncesi ve Kant sonrası dönem olarak iki evre içinde düşünülmesine yol açtığı söylenen Kant, felsefe tarihindeki bu vazgeçilemez yerini özellikle üç büyük eseriyle sağlamıştır. Bu eserleri, Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi, Yargı Gücünün Eleştirisi. Kanta göre etik, belirli nesnelerden ve bu nesnelerin bağlı olduğu yasalarla ilgili olan içerikli felsefeden özgürlüğün yasalarına ilişkin olana denir. Ayrıca bu bilime, ahlak öğretisi, de denir. Kant etiği özgürlüğün yasalarına ilişkin bir alan olarak görür. Kant, insan özgür müdür değil midir, sorusunu Hume'dan aldığı ipuçlarının yardımıyla, özgürlük nedir, olarak sormuştur. Kant'a göre özgürlük her şeyden önce bir, düşüncedir. Antinomi, teorik aklın kendi yapısından dolayı düştüğü bir durumdur. Teorik akıl bu idelerin var olduğunu, Absürde indirgeme yolu ile temellendirmeye girdiğinde çelişkiye düşer. Ama bunların olmadığını temellendirmeye giriştiği zaman da yine çelişkiye düşer. Sonunda böyle bir idenin hem var olduğunu hem de var olmadığını aynı zamanda kabul etme durumuna düşmesidir. Kant, pozitif anlamda özgürlüğün yasası olan ahlak yasasını türetir ve şöyle dile getirir: "Öyle eyle ki, senin istemenin maksimi hep aynı zamanda genel bir yasamanın ilkesi olarak da geçerli olabilsin. Kant Maksim kavramını şöyle açıklamaktadır. Eylemde bulunanın öznel ilkesidir ve nesnel ilkeden, yani pratik yasadan ayırt edilmelidir. İlki, aklın öznenin koşullarına, sık sık bilgisizliğine ya da eğilimlerine, uygun olarak belirlediği pratik kuralı içerir, Bundan dolayı da öznenin ona göre eylemde bulunduğu ilkedir, yasa ise, her akıl sahibi varlık için geçerli olan nesnel ilke ve ona göre eylemde bulunması gereken ilkedir, yani buyruktur. Kant ahlak metafiziğin temellendirilmesini üç buyruk şeklinde dile getirir. Bunlar, kesin buyruk, ödev buyruğu, pratik buyruk, bu üç buyruk koşulsuz buyruklardır. Bunların karşısına Kant, koşullu buyrukları koyar. Bu buyrukların buyurduğu ancak koşulu isteyen için geçerli buyruklardır. Örneğin, eğer yaşlandığında rahat etmek istiyorsan, para biriktir. Koşullu buyrukların buyurduğu eylem başka bir şeye araç olarak iyidir. Koşulla ilgilenmeyen kişinin bu buyruğu yerine getirmesi için bir neden yoktur. Oysa koşulsuz, kesin buyruk herkes için ödev olanı dile getirir. Kant'a göre tür olarak insanda doğa nedenselliği tarafından belirlenmeme imkanı ve istemelerini belirlediği takdirde kişileri özgür kılabilen bir yasa veya ilkeler ortaya koyabilme imkanı vardır. John Stuart Mill, John Stuart Mill 1806 ila 1873 Locke ve Hume'un başlattığı yolu izlemiştir. Toplum sorunlarına, iktisat ve politika konularına, özgürlük ve kadınla ilgili sorunlara eğilmiştir. Bu bakımdan özgürlük üzerine ve kadının köleleşmesi adlı eserleri dikkate değerdir. Etik alanında faydacılığı benimsemiştir. Bentham'ın fikirlerinden oldukça etkilenmiş ve özellikle ahlak ve yasa koymanın ilkeleri adlı eserinin kendisini bambaşka bir insan haline getirdiğini söylemiştir. Mille göre eylemlerimiz mutluluğu sağladığı ölçüde doğrudur. Mutsuzluğa yol açtıklarında ise yanlıştırlar. Ancak J S. Mil, hazlar arasında elde edilen mutluluğun yalnız niceliği bakımından değil, niteliği bakımından da fark olduğu görüşündedir. Bundan dolayı kimi mutluluk çeşitleri diğerlerinden daha çok değerli sayılır ve istenir veya tercih edilir. Mil insanlarda, iyi ve kötüyü bildiren doğal bir yetinin, bir duygunun veya içgüdünün bulunduğu düşüncesine karşı çıkmıştır bir eylemin insan refahını arttırmak şartıyla doğru olduğunu savunmuştur. Mill, insanın ulaşmak istediği hazları olarak ikiye ayırmıştır. Bunlar, düşünce hazları, beden hazları, millin faydacılığında mutluluk arzu edilen tek şeydir. Erdem ise, aslında hazza götürdüğü ve özellikle acıdan uzaklaştırdığı için arzulanmaktadır. Etik dersi 5. ünite özeti. 20 NCI yüzyılda etik. 20 N.C.I. yüzyılda etik, 20 N.C.I. yüzyılın ikinci yarısı, etiğin araştırma alanını genişlediği bir dönem olmuştur. Etiğin özgürlük, ödev, etik bilgi, etik doğru, değerler, değerlendirme gibi geleneksel konu ve sorunlarının yanına, daha önce etikle ilgili görülmeyen kimi yeni konular, sorunlar da eklenmiştir. Ötanazi, kültaj, pornografi, savaş, şiddet, kadın sorunları ve benzeri sorunlar da etik boyutu ile ele alınmaya başlanmıştır. Bu olgular uygulamalı ya da pratik etik kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. 20. Yüzyılda bunun yanı sıra etiğin temellerine, bilgisel sorunlarına ilişkin tartışmalar da yaşanmıştır. Değerler etiği, etiğin temelini oluşturan değerlerin varlık tarzlarına ve bilinmelerine ilişkin bilgiler ortaya koyan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Meta etik ise geleneksel etiğe analitik eleştiriyi getirerek etiğin alanını daraltmıştır. Bilgiyi ortaya koymayı, doğrudan yanlıştan, adil olandan, yapılması gerekenden ya da ödevden söz etmeyi metafizik kabul etmiş, etiği yalnızca çözümleme ve temellendirmeler yapan analitik, çözümlemeci, bir etik haline dönüştürmeye çalışmıştır. Değerler etiği Değerler etiği, yaklaşımı, özellikle değerlerin ontolojik özelliği ve bilgisi üzerinde durur değerlerin kendi başına var olduğunu, bilgilerine ulaşmanın da olanaklı olduğunu söyleyen görüşleri içerir. Değerler etiği yaklaşımı özellikle Kant'ın etik görüşünü temel alır. Kant'ın eksik ya da sorunlu yanlarına işaret eder. Etiği yaklaşımının arka planında yer alan önemli bir diğer görüş ise fenomenoloji akımıdır. Fenomenolojik düşünce geleneğinden gelen Max Scheller ve Nikolay Hartman'ın etik ve değer görüşlerine bakıldığında, bunu açık bir biçimde görmek mümkündür. Max Scheller'in değer ve etik görüşü. Kant'ın etikle ulaşmak istediği hedefe ulaşmak için, Scheller'e göre ona yöneltilen formalizm eleştirisine karşılık verilmesi gerekir. Scheller, Kant'ın etik yaklaşımında iki önemli hata yaptığını düşünür, ilk olarak Kant, a priori ile formal olanı karıştırmıştır. Şeler bilgisel a yanında, duyguyla ortaya çıkan apaçık, kesin bilme anlamına gelen bir, duyusal a priori'den söz eder. Değerlerin insandaki taşıyıcıları duygulardır. Değerlerin nitelikleri, renk, ton nitelikleri gibi ideal objelerdir. Onlar bilinmez, ulaşılamaz, karanlık objeler değil, açık biçimde duyulabilen fenomenlerdir onların duyusal a priori bilgilerine ulaşılabilir kılan bu nitelikleridir. Değerler, taşıyıcıları, bakımından üç gruba ayrılabilirler. Kişi değerleri, vital değerler, şeylerin taşıdığı değerler. Birinci grupta iyi kötü, sevgi nefret gibi kişinin taşıyıcısı olduğu değerlerdir. İkinci gruptaki değerler ise sağlıklı olma hasta olma, bitkin dinç olma, gürbüz cılız olma gibi temelini canlı varlık dünyasında bulan değerlerdir. Üçüncü grubu oluşturan ise hoş, yararlı gibi değerlerle, kültür değerleri, ekonomik ve estetik değerlerdir. Değerler bulundukları basamağa göre, daha aşağı ya da daha yüksek değerlerdir kişi değerleri ve kutsal değerler yüksek değerlerdir. Bir değerin yükseklik derecesini gösteren özelliklerini şeyler şöyle belirler, bir değer. Zaman üstü olması anlamında, devamlılığı. Başka değerlere ayrışmaması anlamında, bölünebilir olmaması. Başka değerlere dayanmaması. Gerçekleştirilmesinin gerçekleştirene derin bir sevinç vermesi. Mutlak, bir değer olmasına göre yüksek bir değer olmaktadır. Şelerde en yüksek değer mutlak anlamda iyidir. En yüksek değerden kastedilen bu aktı gerçekleştiren varlığın bilgi derecesine göre en yüksek olan değerdir. Bu sebeple bütün nihai değer fenomenleri gibi iyi ve kötü tanımlanamazlar, doğrudan doğruya yaşanırlar. İyi olan, yüksek ve pozitif değeri gerçekleştiren aktlardır, dolayısıyla eylemlerdir. İ değerinin taşıyıcısı bu eylemlerdir. Ama bu aktlar, edimler, tüm diğer aktlar gibi nesne haline getirilemezler. Kişi ancak bu aktları gerçekleştirerek değerleri yaşama geçirir ve kendi yaşantılarından hareketle onların bilgisini edinebilir. Nikolay Hartman’ın değer ve etik görüşü ne. Hartman, şeylerin kant eleştirilerinin ve etik değer görüşlerinin izinden giderek yeni bir yaklaşım ortaya koyar. Hartman, şeylerden farklı olarak değerler, sorununu ontolojik bakışla ele alır. Hartman'a göre değerler alanı ideal varlık alanı içinde yer almaktadır. Değerleri bu dünyada bir kez yaşatan her eylem ya da insan onların real dünyayla bağını kurmuş olur. Değerlerin sesini duyan, onu gerçekleştirebilecek ya da onlara sırtını dönebilecek olan tek varlık olan insandır. İnsan, vicdan, değer duygusu, gibi bilinç ve duygusal yaşantılarla ideal varlıklar olan değerlerin dünyada, real varlık alanında, gerçekleşmesini sağlar. Değerler, özlükler, özlerdir. Özlükler olarak değerler özne tarafından bilinmelerinden bağımsız olarak varlıklarını sürdürürler. Başka bir deyişle, öznenin onları bilmesi onları var etmemektedir. Hartman'ın değerle, değerlerin kişiyle ilişkisiyle, Onları bilmesi ve yaşanmasıyla ilgili olarak karşımıza çıkardığı ana kavram değer duygusu ya da değer bilincidir. Kişiye değer sıra düzeninin bilgisini veren, değer çeşitliliği ve değer çatışmaları karşısında yol gösteren, seçim yapmasını sağlayan bu duygu ya da bilinçtir. Daha yüksek değeri görmemizi sağlayan da odur. İnsanı değerli olarak gördüğü şeye yönelten değersiz olarak gördüğü şeydense uzaklaşmasını sağlayan da bu duygudur. Ona Kucuradi'nin değer ve etik görüşü. Kucuradi, değerlerin bilinmesiyle ilgili, değer duygusu, değer bilinci, türünden özel bir bilme yolundan da söz etmemektedir. Ancak, değerlerin onları bilen, yaşayan, eylemlerinde yaşatan kişiden bağımsız olarak var olduğu konusunda şeyler ve Hartman ile benzer düşüncelere sahiptir. Değerler insanın varlığa kattığı bir boyuttur, insanla var olan şeylerdir. Kucuradi, ideal varlıklar kavramını kullanmasa da değerlerin varlık tarzlarının farklılığını öngörür. Onların diğer şeyler gibi nesneleştirilip, kavramlaştırılabileceklerini söyler. Kucuradi, değerleri ele alınırken bilgi kuramsal bakışında ontolojik bakışında, yeterli olmadığını söyler. Değerler ancak insan yaşamıyla bağlantı içinde, yani antropolojik olarak ele alınırsa değer sorunları anlaşılıp aydınlatılabilir. Bu nedenle değerleri ele alırken antropolojik bakışın da gerekli olduğunu düşünür. Kuçuradi değer sorunlarını değerlendirme sorunundan hareketle ele alır. Onu bu konu üzerinde durmaya götüren yaşamda karşılaştığı değerlendirmeler Aynı şeyin farklı kişilerce farklı şekilde değerlendirilmesi ve her kişinin kendi değerlendirmesini tek doğru değerlendirme saymasıdır. Buradan hareketle değer probleminin felsefede değerlendirme ve değerler problemi olarak karşımıza çıktığını söyler. Bunun dışında değer ve değerler kavramları üzerinde durur. İkisinin temeldeki farkını, sonra da değerler arasındaki farkları yani tür olarak insanın başarıları olan bilgi, bilim, sanatlar, felsefe, teknik, kültürler gibi değerler ile kişiler arası ilişkilerde ortaya çıkan sevgi, dürüstlük olma, bağlılık, saygı, adil olma gibi etik değerleri ve de açık düşünebilme, doğru bağlantılar kurabilme gibi kişisel değerleri ortaya koyar. Meta etik Meta etik ya da analitik etik, pozitivist ve analitik geleneğin, mantıkçı pozitivizmin, etikteki yansıması ya da etiğe uygulanmasıdır pozitivizmin ve bununla bağlantılı olarak pozitif bilim düşüncesinin tek bilgi biçimi olarak görülmesi, bunun dışında her türlü bilginin, metafizik, sayılmasının bir sonucu olarak gelişmiştir. Böylece, etiğin varlığını sürdürebilmesinin yolu olarak etikte analitik yaklaşım ağırlık kazanmış, bunun sonucunda ise etik, önermeler ortaya koymak yerine, bir şey söylemeden çözümleme ve temellendirme yapan bir bilgisel alana dönüşmüştür. Bu bağlamda, metaetik, metafizik olma, anlamsız olma, aşkın olma, suçlamalarından kurtulabilen etiktir. Etiği meta etik olarak görenlere ya da öyle olması gerektiğini düşünenlere göre, meta etik, dolaylı sonuçları dışında eyleme ilişkin olarak hiçbir ahlaki ilke ya da hedef önermez, tamamen felsefi analizden oluşur. Metaetik çözümleme ve temellendirme esasına dayanmaktadır. Çözümleme meta etiğin birincil ve ana bilgisel etkinliği çözümlemedir. Eğer etik bilgi ortaya koyamayacaksa, etik bilgi mümkün değilse, etiğe kalan iş en başta kavramların çözümlenmesidir. Etik terimlerin açıklığa kavuşturulması, anlamlarının ortaya konulması etik sorunların aydınlatılmasını sağlayacaktır. Meta etiğin dört sorusundan üçü ile ilgilidir. Bu sorular, doğru, yanlış, iyi, kötü gibi etik terimlerin ya da kavramların anlamı ya da tanımı nedir? Bu tür terimleri ya da kavramları içeren yargıların doğası, anlamı ya da işlevi nedir? Bu tür terimlerin ahlaki anlamda kullanılışı, ahlaki olmayan kullanılışından ahlaki yargılar normatif yargılardan nasıl ayrılır? Ahlaki olmayanın zıddı olarak alındığında ahlakinin anlamı nedir? eylem, vicdan, irade, özgür irade, niyet, söz verme, özür dileme, güdü, sorumluluk, akıl gibi birbiriyle bağlantılı terimlerin ya da kavramların açıklaması ya da anlamı nedir? Temellendirme. Meta etiğin dördüncü sorusu temellendirmeye ilişkin, etik yargılar ve değer yargıları kanıtlanabilir mi ya da bu yargıların geçerli oldukları gösterilebilir mi? Evetse, nasıl ve ne şekilde? Ya da ahlaksal akıl yürütme ile değere ilişkin akıl yürütmenin mantığı nedir, sorusudur. Bu sorular, meta etiğin standart sorulardır çünkü etik tartışmalar söz konusu olduğunda esas bilmek istediğimiz, anlamdan çok, kabul ettiğimiz ahlak ve değer yargılarının temellendirilip temellendirilemeyecekleri, temellendirilebiliyorlarsa, bunun hangi temele dayanarak yapıldığıdır. Uygulamalı etik, pratik etik ya da uygulamalı etik, ölüm cezası, işkence, kürtaj, ötanazi, genetik araştırmalar, işkence gibi günümüzün öne çıkan kimi önemli etik sorunlarını ele alan bir yaklaşımdır. Etikte teori pratik sorunu, Höffe'nin, Aristoteles ve Murdan hareketle dile getirdiği saptamalarda, etik, pratiğin teorisi, olarak adlandırılan bilgi alanında yer almaktadır. Bu durumun nedeni etiğin hedeflediği şeyin ne olduğuna ilişkin sorunun soruluş biçimidir. Daha açık bir deyişle, etik bilgiyi mi hedefler, eylemi mi, sorusudur. Bu soru, ya biri ya öteki türünden bir yanıt bekleyen bir sorudur, gerçekte ise eylem ve bilgi karşı karşıya konulabilecek şeyler değillerdir. Tam tersine etik bilgi alanı söz konusu olunca bunlar birbirinden ayrılamayacak şeylerdir. Etik eyleme ilişkin bilgiler ortaya koymaya çalışır, onun hedefi budur. Bu bilginin hakkında olduğu şey ise, geniş anlamda eylemdir, insanın yapıp etmeleri, bu yapıp etmelerin başlangıcını oluşturan değerlendirmeleri, bu değerlendirmelerin dayandığı değerlerdir. İki örnek, genetik müdahale ve ölüm cezası. Etiğin bir, teoriya, etkinliği olduğu, pratikte doğrudan bağı olmadığı ya da somut etik sorunları ele almada yetersiz kalacağı sayıltısından yola çıkan, pratik etik, savunucuları günümüzün kimi etik ya da etik boyutta taşıyan sorunlarını konu edinmektedir. Bu soranlar kürtaj, kök hücre ve genetik araştırmaları, ötanazi gibi biyoetik sorunları olabildiği gibi, hayvan hakları femini zm gibi sorunlara, hatta açlık ve yoksulluk sorunu gibi siyasal ekonomik sorunlara kadar uzanabilmektedir. Genetik müdahaleler ve etik, günümüzde biyolojideki ve veya tıptaki genetik, örneğin kök hücre, araştırmalarının bugün ulaştığı düzey, bu konuda teknolojinin daha fazla uygulanabilir. Genlere tıbbi olarak müdahale edilebilir olması, bu konuya ilişkin kaygıları, etik sorgulamayı da birlikte getirmiştir. Ölüm cezası, cinayet işleyenlerin, özellikle vahşice işlenen cinayetlerde suçluların ölüm cezasıyla cezalandırılması gerektiği, cinayet işleyerek bir insanın yaşamına son veren kişinin yaşamına son verilebileceği düşüncesi oldukça yaygındır. Bu bilinen en eski adalet ilkesidir. Buna karşılık cezalandırmayı intikam alma olarak görmeyenler, bu düşüncelere şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Ölüm cezasına karşı çıkılmasının ana nedenlerinden birisi budur. Meslek etikleri. Günümüzde etiğe karşı olan ilginin artışı kimi mesleklerde karşılaşılan etik sorunların artmasının ya da artan sorunların farkına varılmasının bir sonucudur. Tıp etiği. Tıp etiği eski ve yaygın bir meslek etiğidir. Bunda tıbbın ilgilendiği sorunların çok daha can yakıcı olmasının bir payı olduğu gibi, tıpta teknoloji kullanımının da önemli bir payı vardır. Tıp alanında kullanılan teknolojik cihazlar ya da yöntemler ile insan bedenine yapılan müdahaleler, yaşamı uzatmaya yarayan ama insanca yaşama olanağını azaltan tedavi yöntemleri, her ne koşulda olursa olsun daha uzun yaşatma, kuralına bağlılık, zaman zaman itirazlarla karşılaşmış, bu tartışmalardan da tıp etiği doğmuştur iş, letme, etiği. Ticaretin, sanayinin ve hizmet sektörlerinin gelişmesi, kurumsal yapıların oluşması ve bu kurumların salt maddi kazanç temelli faaliyet göstermeleri sonucu ortaya çıkan etik sorunlar bu alanlara etik açıdan bakan çalışmaları gerekli kılmıştır. İşletmelerde etik sorunların nasıl ortadan kaldırılacağını açıklamak pek mümkün görünmemektedir. Ama bu amaca yönelik olarak diğer meslek ya da uğraş alanlarında olduğu gibi kimi işletme etik kodları İlke bütünleri geliştirilmekte, bunlar işletme çalışanlarına duyurularak, iş yeri etik komiteleri kurularak işletmenin etik değerlere sahip, bu değerleri gözeten bir işletme olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Etik ve meslek ilkeleri. Bugün meslek sayısı kadar çok sayıda olan meslek etiklerinin her birinin bir etik olduğu, felsefesinin en eski disiplinlerinden biri olan etiğin de yeni adıyla felsefi etiğin de bu etiklerden birisi olduğu düşünülmektedir. Felsefenin bir alanı olarak etiğin sorunları, diğer kişilerle ve kendimizle ilişkilerimizde verdiğimiz kararlarla ve yaptığımız eylemlerle ilgili olmalarına rağmen, yaşamda karşılaşılan etik sorunlardan farklı türden sorunlardır. Günlük yaşamdaki sorulan sorular, belirli bir kişinin belirli bir durumu, eylemi, kişiyi ve benzeri değerlendirmesiyle ve o belirli durumda yapması gerekenle ilgili sorulardır. Buna karşılık meslek etiklerinde sorulan sorular, belirli bir mesleği icra ederken yani belirli tek durumlar karşısında kişinin genel olarak ne yapması gerektiğine ilişkin sorulardır. Etik ve hukuk normlarla ilgili sorunlardır. Bu nedenle meslek etikleri en başta kendi uğraşı alanlarına ilişkin normlar geliştirmeyi, bunları da söz konusu alanın etik kodları olarak saptamayı hedeflemektedirler. Ancak tüm etik sorunlar normlara ilişkin ya da normlar geliştirerek çözülecek sorunlar değildir. Farklı alanda karşılaşılan etik sorunlar özünde kimi ortaklıklar taşır? Bu nedenle farklı alanlardaki etik sorunlarını ortaya koymak, sorunun doğru çözüme kavuşmasını sağlayacak ilk aşamadır. Etik dersi 6 NCI ünite özeti. Günümüzde etiğin belli başlı teorik ve pratik sorunları. Günümüz etik görüşlerinin pratik sorunlara bakışı. Günümüzde etik ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bir yandan teknolojinin kullanımıyla ilgili sorunlar, diğer yandan kendi bilgisel temelleriyle ilgili sorunlar yaşamaktadır. Etiğin kendisi bir kriz içindedir. Etik olguların olup olmadığı, etikte nesnel değerlendirmenin yapılıp yapılmayacağı olandan olması gerekenin çıkarılıp çıkarılmayacağı gibi kendi temelleriyle ilgili soruları cevaplandırmaya çalışmaktadır. Çevre ve teknolojiyle ilgili etik sorunlar. Çevre sorunları bugün en çok konuşulan sorunlardandır. İklim değişikliği, nükleer kazalar, gıda maddelerinde kullanılan kimyasallar ve bunların insan sağlığını tehdit etmesi bazı tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Bunların etik bir sorun olması ise yenidir. Çevre sorunlarının temelinde dinsel metafizik görüşlerin veya insan merkezci etik bakışın yer aldığı düşüncesi 20. Yüzyılın ikinci yarısı dile getirilmeye başlanmıştır. Çevre etiği, NDE insan merkezcilik ve canlı merkezcilik, insanın etik sorunlarda her şeyi kendisiyle ilgili değerlendirmesidir. Bunun ise karşılaştığımız ekolojik sorunların ana nedeni olduğu iddia edilmektedir. Bazı hayvan hakları savunucuları ve çevreciler insan merkezci düşünceyi eleştirerek, öncelikle korunması gerekenin insan değil, doğa olduğunu savunurlar. Çevre merkezci, görüşler, doğadaki tüm varlıkları insanın kullanacağı bir kaynak olarak görmeye karşı çıkarlar. Ekosistemin bütünlüğünü için, doğadaki her canlının varlığını sürdürmesinin zorunlu olduğunu söylerler. Ekolojik sorunların sorumlusu olarak en çok suçlanan teknolojidir. İnsanın teknolojiyle doğaya daha fazla müdahale etmesi, nükleer facialar, çevre kirliliğinin artması, karbondioksit yoğunlaşması nedeniyle iklim değişikliğinin ortaya çıkışı, teknolojiyle ilgili endişeleri arttırmıştır. Ancak asıl suçlu, teknoloji değil, doğayı bir ham madde olarak gören, daha fazla kazanmayı amaçlayan siyasal ve ekonomik sistemdir. Ekonomi ve siyaset etik dışı alanlar olarak görülmemelidir. Yoksulluk ve açlık, yoksulluk ve açlığın etik bir sorun olarak görülmesi yenidir. Yoksulluktan en çok etkilenenler, yoksul ülkelerin yurttaşlarıdır. Dünyada yetersiz beslenenlerin en az yüzde yetmiş'i çocuktur. Çocuklar ihtiyaç halinde kendi yaşamlarını yardımsız sürdüremezler. Bu da bizim çocuklara karşı etik bir sorumlulukla karşı karşıya getirir. Yoksulluktan en çok etkilenenler, yoksul ülkelerin yurttaşlarıdır. Dünyada yetersiz beslenenlerin en az yüzde yetmişi çocuktur. Çocuklar ihtiyaç halinde, kendi yaşamlarını yardımsız sürdüremezler. Bu da bizim çocuklara karşı etik bir sorumlulukla karşı karşıya getirir. Yoksul ve zengin arasındaki uçurum kaçınılmaz mı? Uçurumu kapatmak için etik bir sorumluluğumuz yok mu? Bu sorular yoksulluğu etik bir sorumluluk olarak görenlerin sorduğu sorulardır. Yoksullara kaynak aktarılması konusunda en sert eleştiriyi ise G. Hardin yapmıştır. Can kurtaran sandalı etiği G. Hardin, 1915 ila 2003 dünyada yoksulluk ve açlık konusunda en fazla tartışma yaratan makalenin yazarı bir biyologdur. Hardin çevrecilerin doğal kaynakların acımasızca tüketilmesini engellemek için kullandığı, uzay gemisi, eğretilemesini sorunlu bulur. Hardin herkesin dünyanın kaynaklarının paylaşımında eşit haklara sahip olup olmadığını sorar. Bu eğretilemenin can kurtaran sandalı eti ile karıştırıldığını söyler. Eğretileme her zengin ülkenin zengin insanlarla dolu bir can kurtaran sandalı olarak düşünülebileceğini, okyanusta can kurtaran sandallarının yanında ise dünyanın yoksullarının yüzdüğünü varsayarak, sandala binmek isteyen ve zenginliği paylaşmak isteyen kişiye karşı sandaldakiler ne yapmalıdır, diye sorar. Her sandalın sınırlı taşıma kapasitesi olduğunu da hatırlatır. Hardin sandala kimsenin alınmamasının güvenli yol olduğunu savunur. Eleştiren hümanistlere ise sandaldan inip gelenlere yer vermesini önerir sonuçta yer değiştirilirse, sandalın etiği, değişmeyecektir. Hardin yoksul ülkelere, göçmenlere yardım yapılacaksa yalnızca bilimsel ve teknik alanda başarılı olanlar ve zor durumda olanlar alınabilir der. Dış yardımında yoksul sandallarının sayısını arttırmaya yaradığını savunur. Yoksullar hızla ürediği için, besin gelince doğum oranlarının daha da yükseleceğini ve dolayısıyla daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyler. Bir çıkmaz olarak sürecek bu duruma hiçbir zengin ülkenin gücü yetmez. Bazı insanları ölüme terk etmek, uzun vadede daha çok insanın ölmesini önleyecektir. Cam kurtaran sandalı etiğine eleştiriler. Peter Singer insanların açlıktan ölmesine göz yummak onları öldürmekle aynı şeydir düşüncesini savunur. Yoksullara yardım edilmesini savunanlar, insan olmalarına ve başka insanlara yardımın etik sorumluluk olmasına Yoksulluk nedeninin doğal kaynakları sömüren ülkeler olmasına, en fazla insanın mutluluğunu savunan faydacı yaklaşıma, Kant'ın koşulsuz buyruğuna veya temel haklar düşüncesine dayandırmaktadırlar. Her insan yaşamını sürdürme hakkına sahiptir. Bu bir pozitif haktır. Ayrımcılık ve eşitlik. Ayrımcılık aynı ya da eşit olduğu düşünülenlerden birinin diğerinden farklı bir muameleye tabi tutulmasıdır ve genellikle negatif bir kavramdır. Temelde etik bir sorundur. Etnik, dinsel ve cinsiyetle ilgili ayrımcılık örnek verilebilir. Irkçılık günümüzün en büyük ayrımcılık sorunlarındandır. Aşağılama ve değersiz görme duyguları ile potansiyel bir şiddet tehlikesi de barındırır. Kadına yönelik ayrımcılığın temelinde ise eril varoluş olduğu söylenebilir. Eril var olma eksik bir var olmadır ve tamamlanmaya gereksinimi vardır. Günümüz etiğinin kimi teorik sorunları, etik bilgiler ortaya koyabilmek ve pratik çözümler bulabilmek için öncelikle etiğin teorik sorunlarının aydınlatılması gerekir. Farklı görüşlere göre etiğin akıl değil, duygularla ilgili olduğu düşünülmüştür. Böylece etik kavram ve analizlerden ibaret bir alan haline gelmiş ve yaşamla doğrudan bağı kopmuştur. Etikte analitik yaklaşım keskinliğini yitirmiştir. Etik'in önemli bir sorunu öznellik nesnellik sorunudur. Etik değerlendirmenin kişisel mi yoksa evrensel ilkelere mi dayalı olduğu sorunudur. Etik görecelilik tüm ahlak normlarının kişilere veya kültürlere bağlı olduğunu iddia eder. İki türü vardır. Öznelcilik, uyulaşımcılık, konvensiyonalizm. Etik nesnelcilik ise geçerli etik kuralların olduğunu kabul eder. Etik'te akıl-duygu ikilemi sorununa baktığımızda Hume etik'te duyguculuğun, Kant ise akılcılığın temsilcisi sayılmaktadır. Akıl-duygu çatışmasının olmadığını en açık biçimde gösteren ise Kuçuradi'dir. Kuçuradi her eylemim akıl ve duyguların ortak ürünü olduğunu söyler. Etik'te öznellik-nesnellik sorunu, etik'te öznellik-nesnellik ya da etik görecelik etik nesnellik biçiminde karşımıza çıkan sorun. Günümüz etiğin teorik tartışma konuları arasında ön sıralarda yer almaktadır. Etik görecelik tüm ahlak normlarının geçerliliğinin kişilere veya kültürlere bağlı olduğunu, onlara göre değiştiğini iddia eder, kişilerden ve kültürlerden bağımsız olarak temellendirilmiş etik normların olabileceğini yadsır. Etik öznelciliğin karşı kutbu etik nesnelcilik ise kimi geçerli etik kuralların olduğunu kabul eder. Bunun en katı biçimi olan ahlaksal mutlakçılık, her etik sorunun kesinlikle tek bir doğru yanıtının olduğunu söylerken daha yumuşak etik nesnelciler, bazı ahlak kurallarının genel geçer olsalar da, her tek duruma uygulanamayacaklarını savunurlar. Etikte akıl duygu ikilemi Etikte akıl duygu çatışması ya da ikilemi, günümüz filozoflarını meşgul eden konulardan bir diğer olmaktadır. Etik sorunlar söz konusu olduğunda bunların akılla akıl yürütmeyle çözülüp çözülemeyeceği tartışılmaktadır. Etikte yeni yönelimler. Günümüz etiği, etik tarihinden gelen kimi eğilimleri örneğin Aristoteles, Hume, Kant geleneklerini sürdürdüğü gibi kendisine yönelik radikal karşı çıkışlarla ve yeni yönelimlerle de karşı karşıyadır. Yeni Aristotelesçilik her ne kadar Aristoteles'ten çok uzaklaştıysa da bugün de etkili bir etik görüşüdür. Hans Janus ve sorumluluk etiği. Hans Janus Kant etiği türünden etiklerin günümüzdeki sorunları için yetersiz kaldığını ve yeni bir etiğe ihtiyaç olduğunu söyleyerek sorumluluk etiğini ortaya atmıştır. Nedeninin ise teknolojik ilerlemelerin insan davranışlarında değişime yol açmış olmasıdır. Yapılan eylemlerin etkileri veya sonuçları bugünle sınırlı kalmadığı, gelecek nesilleri de kapsamaktadır doğa, etiğe yeni bir sorumluluk kategorisi olarak eklenmiştir. İnsanlar eylemlerinin, ileride ortaya çıkabilecek olası sonuçlarını da dikkate almalı ve iyi istemin dışında uzmanlık bilgisine de sahip olmalıdır. Çünkü insanlara olduğu kadar doğaya karşı da her bireyin sorumluluğu vardır. Tartışma, müzakere, etiği ve Karl Otto Appel. Tartışma, müzakere, etiği, etikte, nihai temellendirmeyi, gerçekleştirmeye çalışır. Apel'de bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, insan eylemlerinin yapısında ve dolayısıyla sonuçlarında değişikliğe yol açtığını savunur. Böylece yeni etik sorunlar meydana çıkar. İnsan eylemlerinin sonucundan ve gelecekte etkilenmesi mümkün olan tüm canlılara karşı sorumludur. Günümüzde gerekli olan niyet etiğinden çok sorumluluk etiğidir. Apele göre ilkece içten bir iletişimin tüm normlarının karşısındaki kişinin kabul etmiş olması koşuluyla benimsemeyen hiç kimse, karşısındakiyle bir düşünce konusunda anlaşmaya varamaz. Karl Otto Apel'in müzakere etiği görüş birliğine gidilebilecek müzakerelerin ön koşullarını ortaya koyar. Postmodernizm ise modern etiğin eleştirisidir. Modernlik hem ahlaka ihtiyaç duyup hem de tezleriyle ahlakı imkansız kıldığı için çelişkilidir. Modernlikte akıl ve ahlak ayrı düşmektedir. Modern düşünürler insanların öğrenebileceği her şeyi kapsayan, birleştirici ahlak kuralları oluşturmaya ve dayatmaya çalışmışlardır. Bauma modernizme karşı çıkmıştır. Postmodernizmin en evrensel sloganı ise aşırılığa hayırdır. Evrensel olan bir etik uygulamayı mümkün kılmamaktadır. Bauman'a göre ahlak ilişkileri muğlaktır ve bu muğlaklık içinde kural koyma çabası boşunadır. Modernlik değişmeyen bir insan doğası üzerine kurulmuştur. Ancak değişmeyen bir insan doğası düşünülemez. Ahlaksal seçimlerin çoğu çelişkili itkiler arasında yapılır. Ama İTKİ sonuna kadar götürülmeye çalışılırsa ahlaksal olmayan süreçlere de yol açar. Sonuç olarak insan gerçekliği belirsizdir ve karışıktır, dolayısıyla dayatılmaya çalışılan etik ilkelerinin tersine ahlaksal kararlar da belirsiz olacaktır. Postmodernlik için, etik kodu, olmayan ahlaktır denilebilir.